Sağlıkla ilgili önemli konuların uzmanlar tarafından konuşulduğu Sağlıkta Gelişim programı Perşembe sabahları Mega Radyo'da. Sağlıkta Gelişim programı konusunda uzman canlı yayın konuklarıyla her Perşembe Mega Radyo'da. Mega Radyo sağlığınıza iyi gelecek. Gelişim Hastanesi'nin sunduğu Sağlıkta Gelişim başlıyor. Evet. günaydın, günaydın İskenderun günaydın Türkiye Mega Radyo'dan selamlar, sevgiler 97.7 Mega FM'desiniz ve bir Sağlıkta Gelişim programında daha birlikteyiz bugün güzel bir gün gene de yaz günü 16 Temmuz 2020 Perşembe saatlerimiz 9.23'ü gösterirken bir canlı yayında daha birlikteyiz tabii ki konumuz sağlık ama öncesinde bugün akşamdan beri aldığımız kötü haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mega Radyo olarak. Ee, üzgünüz Van Gevaş'ta bir keşif uçağımız dün e, gece 11 sularında e, Van Gevaş'ta düşen bir keşif uçağımızın e, düştüğü haberini aldık üzüldük tabii ki. İkisi pilot, beşi emniyet mensubu olmak üzere 7 e, tane şehidimiz olduğu haberleri var. Bu haberler üzerine tabii ki e, üzgünüz. E, onun dışında aynı anda Siirt, dün akşam Siirt pervaride teröristlerle çıkan bir çatışma sonucunda e, iki özel harekat polisimizin şehit olduğu haberini de e, aldık. E, dolayısıyla e, öncelikle hem teröre, savaşa e, prim verenler ve bu işin içerisinde halen buraları Türkiye'ye karıştırmaya çalışanlar lanetle öncelikle başlıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Umarız artık bu savaşlar, bu terör, bu hainlikler sona ersin. Artık gerçekten huzura ihtiyacımız var. Dünyanın bir pandemiyle uğraştığı bir zamanda bütün dünyayı dize getiren, sonuçta insan olma vasfını bize hatırlatan birçok olaya rağmen halen insan olmayı öğrenemeyenlerden de Allah'ta Allah bizleri korusun umarım bundan sonra da bu kötü ve acı haberler özellikle bu 2020 yılında üst üste gelen kötü haberlerin artık sona ermesini dilerken Allah her şeyin hayırlısını versin diyoruz ve programımıza başlıyoruz efendim. Bugün tabii ki demin de söylediğim gibi 16 Temmuz 2020 e, Perşembe günü güzel bir program e, olması dileğiyle verimli ve faydalı olması dileğiyle e, açıyorum. Efendim e, konumuz tabii ki Sağlıkta Gelişim Programında e, sağlık üzerine olduğu için bugün de çok farklı bir e, konu var e, sağlık üzerine fizyoterapi ve osteopati. Yani e, enteresan benim osteopati fizyoterapiyi duyuyordum da osteopatiyi yeni duydum. E, ben kendi adıma söyleyeyim ama bu konuda en azından e, çok değerli, aydınlatıcı bilgileri alacağımız değerli bir e, hekim, dostumuz, bir kardeşimiz yanımızda. E, gelişim Hastanesi'nin sevilen, e, değerli e, ve genç hekimlerinden ve gene de gurur duyduğumuz, bu coğrafyanın yetiştirmiş olduğu evlatlarından e, değerli bir kardeşimiz var şu anda. E, fizyoterapist. Fizyoterapist. Ve osteopat e, tabiri aynen yanlış söylüyorsam düzeltir lütfen. Osteopat. osteopat Sayın Mehmet Ali Yılmaz kardeşimle birlikteyiz. E, tabii ki konumuz fizyoterapi ve osteopati üzerine e, olacak. Tabii genel sağlık üzerine de e, mutlaka sağlıkçı olarak da yetkin bir kardeşimiz olarak da en azından e, fikirlerini alacağız. E, bu nedenle sağlığınız için bu perşembe ve her perşembe bu sağlıkta gelişim programını e, dinlemeye, izlemeye devam ediyorsunuz. Şu anda Mega Radyo 97.7 frekansı üzerinden Karasal yayında normalde radyolarınızdan dinlerken aynı anda yayınımız aynı anda yayınımız şu anda e, megaradyoiskenderun.com e, ve ayrıca şu anda bizi gördüğünüz gibi el sallayalım dinleyenlerimize, seyredenlerimize de görüntülü olarak sosyal medya hesabımızdan Mega Radyo, Mega Medya grubu e, Facebook sayfamızdan da e, görüntüleri izleyebilir, sayfanızda paylaşabilir. Bu konuda dostlarınızı da etiketleyebilirsiniz. E, umarım keyifli ve yararlı bir e, söyleşi olacak. E, genç kardeşimin anlatacağı şeyler çok ilginç, çok değişik de tıp alanında. E, belki de yabancısı olduğumuz ya da bize göre bildiğimiz ya da yeni e, duyacağımız birçok şey olacak içerisinde. Dolayısıyla e, Mega Radyo sağlıklı günler e, diler diyerek bu güzel dileklerle e, acı haberlerle başladık ama bu güzel dileklerle programımızı açıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Mehmet Ali Yılmaz kardeşim. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şeref verdin. Çok sağ olun. Ee, seni ağırlamaktan e, büyük keyif duyuyoruz. Seni tanıdığıma da çok sevindim. Çok teşekkür ee, ederim. Dostumuzun da evladıymışsın. Sonuçta bu bizim ayrı, ayrıca bir gurur kaynağımız. Çok sağ olun. Allah muvaffak etsin. Sizleri de Allah arttırsın. Çömeniz Demek ki inşallah. artık bizim geleceğimiz ve sağlığımız da hep gerçekten güvence altında. Çok Beni Türk ederim. hekimlerine emanet edin demiş Ulu Önder Atatürk bunu bilinçli olarak söylemiş ama ayrıca Türk hekimleri derken de aynı zamanda kendi evlatlarımız kendi coğrafyayı yetiştirdiği bir zamanlar buralardan gidip de işte Ankara'da İstanbul'da başka yerlerde okuyup oralardaki imkanlarda sağlık kuruluşlarında iken şu anda artık kendi memleketlerinde hizmet e, etme durumu da var. Hep böyle e, genç e, bu memleketin evlatları Allah size arttırsın, muvaffak etsin i̇şte, diyerek. Ben Mehmet Ali Yılmaz'ı e, kendi diliyle bir tanımak istiyorum. Evet. E, i̇nsanlar da şu anda bizi tanısın istiyorum, bütün dinleyenlerimiz. Evet. E, Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Bu başarı öyküsü, bu e, yaşam öyküsü içerisinde fizyoterapiste, osteopat, Öyle diyelim ben çok farklı bir tabirle. Evet. Ee, bunları da yavaş yavaş oraya doğru Dilim açacağız. Dilim döndüğünce ben anlatmaya çalışacağım. Buyurun. Ee, İskenderunluyum. Ee, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. Ee, daha sonrasında Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği'nde yüksek lisansı yaptım. Ee, bu süreçten sonra 5 yıllık ciddi bir eğitim olan e, diplomalı osteopati eğitimini aldık. Ee, mezun olduktan sonra bir 4 sene kadar özel bir rehabilitasyon merkezinde engelli bireylerin tedavisinde görev aldım. Daha sonrasında e, Özel İskenderun Gelişim Hastanesi'nde e, yaklaşık 7 senedir e, uzman fizyoterapist ve osteopat olarak görev yapmaktayım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Çağın ve Yaman adlarında oğullarım Allah var. Allah bağışlasın. Teşekkür maşallah, ederim. Maşallah. Maşallah. Teşekkür ederim. E, tabii biz de böyle sizleri e, gördükçe hem gururlanıyoruz ama bir yandan da yaşlandığımızı evet kabul etmek lazım. var. Yaş alıyoruz yani yaşlandığımız Maşallah ama, ama. E, babası da dostumuz zaten Allah sağlıklı ömürler versin ona da selam olsun. Teşekkür evet, ediyorum. E, şimdi e, Mehmet Ali'ciğim, Mehmet Ali hocam e, öyle ben diyeyim benim dostum, estağfurullah. kardeşim estağfurullah. öyle diyelim gurur duyduğumuz hı. bir kardeşim. Hı. Öncelikle şeyden başlayalım ya fizyoterapi. Hı hı duyduğumuz aşağı yukarı biz çok çoğunda evet. kulağına aşina olan bir şey ama hı hı. çok da detayını bilmiyoruz. Evet. Fizyoterapi nedir? Fizyoterapist kimdir? Ne iş yapar? Hı hı. Bize bunu bir açıklar mısınız? Fizyoterapi e, herhangi bir bireyin ağrısının azaltılması, e, hareket kabiliyetinin arttırılması, günlük yaşam aktivitelerindeki e, yaşam kalitesinin arttırılması için kullanılan tedavi bütünüdür. Bunu uygulayan kişiye de fizyoterapist denir. Zaten benim de fizyoterapist olmamda öncelikle sağlık alanına geçmişten beri bir ilgim olması ve çevremde bulunan sağlıkçıların hastalığı uyguladığı tedaviler ve bunun karşılığı olarak hastaların göstermiş olduğu mutluluklar, farklılıklar beni bu sağlık alanına itti. Fizyoterapiyi seçmemde çok etkili oldu. Bizler de insanların hayatlarına hareket katmak için, insanların hayatlarına mutluluk, anlam katabilmek için fizyoterapist mesleğini tercih ettik. Fiziksel terapi anlamına geliyor yani adı bu. Kesinlikle. Peki bu fizyoterapi kimlere uygulanır? Yani hangi şartlarda kimlere uyguluyorsunuz? Kimler başvurmalı fizyoterapiste? Fizik tedavi yeni doğandan tutun da yaşlı bireylere kadar hayatın her alanında vardır. Ee, özellikle ağrının azaltılmasında, dolaşımın arttırılmasında, e, örneğin nörolojik rehabilitasyon dediğimiz sinirsel problemlerde, sinir sıkışması, bel fıtığı, omurga e, problemlerinde, ortopedik rehabilitasyon dediğimiz kırık sonrası rehabilitasyonda, e, spor sakatlıklarında, e, bağ yaralanmalarında, e, kas, eklem zedelenmelerinde, Pediatrik rehabilitasyon dediğimiz çocukların denge, yürüyüş, postür bozukluklarında, geriatrik rehabilitasyon dediğimiz yaşlılardaki denge problem ve yürüyüş problemlerinde gibi birçok alanda biz hizmet vermekteyiz. Ee, teşekkür ederim Mehmet Ali hocam. Fizyoterapi Alanında ne tür tedaviler uyguluyorsunuz genelde ee, yöntemler ya da tedavi yöntemleri farklı olur yerine yok. göre belki rahatsızlığın durumuna göre farklı olabilir ama kişinin ağrısını azaltmak e, hareket kabiliyetini arttırmak için e, manel olarak germe güçlendirme e, manipülasyon mobilizasyon friksiyon gibi elle yapılan hassas el yap el teknikleriyle yapılan uygulamalar yapmaktayız bunun yanında Tabi elektroterapi cihazlarımız, diğer cihazlardan da faydalanmaktayız. Peki, e, tabi fizyoterapi sonuçta yeni, yani son diğer tıp şey alanına göre biraz daha biz, evet. e, daha doğrusu bizler yabancısı, bize yeni geliyor diyelim, Hı -hı. öyle diyelim. Evet. E, bu alanda genellikle... E, Hizmetler ne durumda? Yani Türkiye'deki duruma göre ya da dünya genelindeki bir duruma göre bir fizyoterapistin ya da fizyo, fizik tedavi konusunda biz şu anda İskenderun olarak bu alanda neredeyiz? E, fizyoterapist, insanların hayatlarının her alanında, her anında olması gereken bir ciddi bir meslektir. E, i̇nsanların e, özellikle İskenderun'da özel gelişim hastanesi olarak e, gerek doktorumuz, gerek fizyoterapist arkadaşlarımız, fizik tedavi tekniker arkadaşlarımız, sağ, e, yardımcı personellerimiz ve fizik tedavi ünitesindeki araç gereçlerimizle beraber e, fizik tedavi ilgilendiren hastalıklarla ilgili hızlı bir şekilde cevap verebilmekteyiz. E, yurt dışından gelen hastalarımız olsun, şehir dışından gelen hastalarımız olsun e, tedaviye başlama süresi ve bitiş süresine baktığımız zaman ve karş, karşılığında onlardan aldığımız mutluluk e, bunu göstermektedir zaten. E, tıp alanında olsun, fizik tedavi alanında olsun, fizyoterapi alanında olsun. E, zaten Türkiye olarak e, dünyada ciddi bir yere sahibiz. E, İskenderun'da da e, böyle kaliteli bir hizmeti vermekten gurur duyuyoruz. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Bu fizyoterapi tedavisinde herhangi kullandığınız bir... E, cihaz, teknik cihaz ya da bir e, tedavi işte ilaç türü ya da farklı bir şey, dışarıdan e, uyguladığınız evet. herhangi bir şey var mı? Kullandığınız bir ekipman gibi. Evet. Ya bir fizyoterapistin e, en büyük ihtiyaç duyduğu e, aracı elleridir. Daha çok biz e, tedavileri ellerimizle yaparız. Manuel olarak gerçekleştiririz. Tabii doktorumuz e, fizik tedavi doktorumuz Gerektiğinde ilaç müdahalesi bulunabilmekte. Biz ama daha çok kendi rehabilitasyon sürecimizde hastalarla beraber ilgilenirken daha çok ellerimizi kullanırız. Az önce de bahsettiğim gibi bu tür tedavilerde germe, manipülasyon dediğimiz biraz daha sert ya da mobilizasyon dediğimiz biraz daha yumuşak tekniklerle beraber tedavimizi sürdürürüz. Manuel tedavinin dışında, elle yapılan tedavinin dışında ee, yüzeyel ısı ajanları olarak e, hot pack, infraruş gibi aletleri, e, derin ısıtıcı, e, daha derin dokuları ısıtmaya yarayan, oradaki dolaşım artırmaya yarayan e, ultrason gibi ses dalgalarından da yaralan, yararlanabilmekteyiz. Elektroterapi cihazlarından yararlanabilmekteyiz. Değişik elektrik akımlarıyla beraber kaslarda güçlendirme, kaslarda ağrının azaltılması gibi e, tekniklerden, araçlardan yararlanabilmekteyiz. Omurga problemlerinde omurga çevresi yapıların rahatlatılması için e, traksiyon dediğimiz, e, o bölgedeki e, hareket kısıtlılığını gevşetmeye, açmaya yarayan traksiyon dediğimiz cihazlarımız bulunmakta. E, kronik yapışıklıklar, e, kronik ağrıların sebep olduğu rahatsızlıkları giderebilmek için e, ESVT cihazımız, şok tedavimiz de e, bulunmakta, şok cihazımız da kullanılmakta. Bunların dışında genel anlamda rehabilitasyon sürecinde kullandığımız güçlendirme ekipmanları, işte denge yürüme barları, merdiven barları, omuz rehabilitasyonunda kullandığımız omuz çarkı, parmak merdivenleri gibi birçok ekipmanı kullanmaktayız. Bayağı bir ekipman var. Kesinlikle. Ee, hocam şöyle söylesem, yani bu fizyoterapi dalında sizin branşınızda bölgemizde ağırlı ağırlıklı olarak böyle bir özellik gösteren Hı. istatistiksel olarak biraz daha böyle şu daha yoğun buradaki şu hastalıklarla şu tür rahatsızlıklarla daha fazla karşılaşıyoruz gibi istatistik tuttunuz mu böyle bir e, ...bu ee, konuda bir şey söylemek genelde bölge e, olarak yani bize has bir şey veriyor. genelde Burada. omurga problemlerinde e, çok baş, başvuru yapılıyor e, daha sonra e, Romatizmal hastalıklara bağlı ağrılarda. Bizi biraz de olduğu şey nemli bir ortamdan kaynaklı. Kesinlikle. inme dediğimiz e, beyin felci rahatsızlıklarından sonraki e, rehabilitasyona başvuru e, baya yoğun olarak e, bulunmakta. Spor yaralanmaları bunların arkasında gelmekte. Yani düşme sonrası, kırık sonrası rehabilitasyon süreçleri e, biraz daha az seyretmekte. Peki e, hocam bu e, size ihtiyacı olan hastaların genellikle işte doğuştan böyle bir rahatsızlıklar da olan oluyor mu yoksa bu sonradan fiziksel anlamda çıkan bir rahatsızlıklar mı genellikle? E, yeni doğandan tutun da yaşlı bireylere kadar biz e, yaşamın her alanındayız. E, doğum öncesi ya da doğum sırasında ya da doğum sonrasında. Görülen e, rahatsızlıklar sonunda be, e, bebekte bazı fonksiyon kayıpları dediğimiz hareket e, kısıtlıkları görülebiliyor. Bu hareket kısıtlıkları sinir etkilenimine bağlı olabiliyor. Direkt e, kemik ya da e, kas dokusunun zedelenmesine bağlı oluşabiliyor. E, bu süreçten sonra o dokunun iyileşmesi için bir zaman gerekiyor. Ancak bu iyileşme sürecinde e, hareket kısıtlılığı da meydana geliyor. Gerek kastaki güçte olsun, gerek eklemdeki hareket kısıtlılığına bağlı olsun. Biz fizik tedavi e, ünitesinde fizyoterapist olarak e, kasları, bu bebeklerdeki kasların güçlendirilmesi, e, devre dışı bırakılan sinir e, yapılarının e, iletisindeki bozukluk sebebiyle kasa verilen uyarıların e, tekrarlanması, Elektroterapi cihazlarıyla bunu fayda bunu sağlamaktayız. Ee, tekrar yürüme becerilerin kazandırılması, eğer yürüme problemleri yaşıyorsa, yaşamışsa beyin felcine bağlı oksijensiz kalma uzun süreli e, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalma sonrası e, bazı kas yapılarının e, güçsüzlüğüne bağlı denge, yürüme problemleri de yaşayabiliyorlar. Biz bunları desteklemekteyiz. Hocam gelelim şimdi de eee osteopatiye. <laughs> Ben e, ilk okudu, e, okuduğum zaman bu hmm. e, cümleyi de fizyoterapist osteopat hmm. diye böyle bir e, kimlik olduğu zaman osteopat acaba dedim hani osteo hani kemikten gelen osteo osteopoz falan gibi ama acaba ben yanlış mı kelime kullanıyorum ve osteopat yerine yani, hani osteolog falan mı demem lazım diye sonuçta bir ilim e, hmm. sanırsınız bu işte koştura. Evet. Osteopati nedir? Osteopat, osteopat kimdir? Osteopati, ne iş yapar? aslında hocam? Yunanca kelime anlamı karşılığına baktığınız zaman osteo kemik demek. pati de o hastalık, patolojik bir durumdan bahsediliyor. Ancak osteopati biraz daha geniş kapsamlı yorumlamak gerekiyor. 1800'lü yıllardan beri kullanılan bir bilim aslında, bir felsefedir osteopati. 1800'lü yılların sonunda Amerikalı bir doktor tarafından, doktor Still tarafından ee, vücuttaki dokuların hareket kabiliyetindeki tedavilerin yetersizliğini görünce, e, Doktor Stil e, böyle bir tedaviyi geliştiriyor. Daha sonra Amerika'dan sonra Avrupa'dan Amerika'ya giden hastalar, e, tıp uzmanları, fizyoterapi uzmanları, e, Doktor Stil'in bu tedavisini e, Avrupa'ya taşıyor. Daha sonra günümüze kadar geliyor. Ee, doğal bir tedavi yöntemi olan e, osteopatinin temel amacı, sadece ağrılı bölgeye odaklanmıyor. Vücudu bütüncül olarak değerlendiriyor. Ee, asıl ağrının kaynağını tespit edip serbestleştirerek, e, vücutta otoregülasyon dediğimiz, vücudun kendi kendini iyileştirme potansiyelini açığa çıkarmaya çalışıyor. Yani e, vücudu, e, yalnızca rahatsızlığı ağrının olduğu bölgede aramıyor vücudu bütüncül değerlendiriyor. Özellikle e, omurga rahatsızlıklarında e, bize başvurular geliyor. Mesela bir bel ağrısıyla gelen hastada biz e, yalnızca bele odaklanmıyoruz. Belde rahatsızlık yaratabilecek e, parietal sistem dediğimiz osteopati kullandığımız terimler, e, açıklamak gerekirse hareket sistemi ne bağlı, eklem, kas ya da diğer bağ yapılarının belle olan ilişkisini de değerlendiriyoruz. E, daha sonra visceral sistem dediğimiz organlarla bel arasındaki bağlantıları da değerlendiriyoruz. Çünkü organlar e, havada duran yapılar değildir. Omurgaya yapışan yapılardır. E, bu yüzden e, omurgayı değerlendirirken e, visceral sistem dediğimiz organlarla omurga arasındaki bağlantıları da değerlendiriyoruz. Kranyosakral sistem dediğimiz kafatasıyla kuyruk sokumuna kadar tüm e, omurga yapılarının belle direkt ilişkisini ya da dolaylı yoldan ilişkisini de değerlendiriyoruz. Yani osteopati kısaca mekanik olarak, osteopati kısaca mekanik olarak vücudu değerlendiren bir bilimdir. Öyle söyleyelim. Enteresan. Ben evet. fizyoterapinin dışında farklı bir e, hı hı. meslek ya da farklı bir kariyer. Bu, doğru mu? Bu mudur? Avrupa'da e, yani Amerika'da fizyoterapi ayrı, farklı bir branştır. Farklı Kesinlikle bir branş. ayrı bir branştır. Bunun için ayrı bir eğitim alınıyor. Beş sende. yıllık e, ciddi bir e, diplomalı eğitim Den geçiyoruz ve Yani her bu, fizyoterapist osteopat değildir. Her kesinlikle, osteopat kesinlikle değildir. bu ciddi bir eğitimdir. Uzun süreli bir eğitimdir. Ee, en az 1800-2000 ders saati alan e, diplomalı bir eğitim programıdır. Ee, burada yalnızca fizyoterapistler ve e, doktorların alabildiği bir eğitimdir bu. Ha bunu almak en azından fizyoterapist ve, olmak lazım Evet ya ha? da doktor olabilmek doktor. gerekiyor. Hı -hı. Ya lisans üstü bir eğitimdir. Evet. Lisans sırasında ya da lisans öncesinde bu eğitimi alamıyorsunuz. Ee, yine osteopatiden e, bahsetmek, örnek vererek bahsetmek isterim. Ee, mesela e, bir ayak bileği incinmesi geçiren bir kişi vücut ağırlığını, mesela sağ ayağında ayak ayak incinmesi geçirmiş bir hasta, e, oradaki ağrını, ağrıyı azaltmak için vücudunu e, sol ayağına basmak ister. E, vücut da dengeyi orta noktada tutabilmek için omurgayı sağa doğru hamle yapar. Şimdi sağ ayağımızda bir incinme oldu. Sol ayağımızda yüklendik sağa basmamak için denge noktamın sola kaydı. Vücut da bunu e, adapte edebilmek için, uyum sağlayabilmek için, denge, denge noktasını orta hatta getirebilmek için omurga sağa doğru hamle yapar. E, biz gün içerisinde bu sağa doğru hamleyi çok fazla hissetmeyiz. Çünkü küçük bir eğilim gösterir. Ancak fizyolojik sınırların dışında olan bir e, hamle olduğu için e, uzun sürede bu enflamasyona dönüşür. Enflamasyon dediğimiz e, yaralanma gibi düşünelim. E, bu yaralanmanın devamlılığı e, fıtıklaşmaya sebep olur. Burada biz belli değerlendirirken e, aslında sebep olan ayak bileği incinmesini de tedavi ederiz. E, çünkü yalnızca belli odaklandığınız zaman hasta o sağ ayağına bak, basmamaya devam ettiği sürece e, o beldeki e, rahatsızlık tekrarlayabilecektir. E, bir de şunu söylemek isterim, e, ağrıya saygı duyup gerektiği zamanda e, sağlık profesyonellere başvuru yapılması, yapılması gerekiyor. E, ki biz onları e, sağlığa kavuşturabilelim. Teşekkür ederim. Çok enteresan. E, farklı e, bilgiler bizim için tabii. E, bu östropati e, osteo Osteopati. Osteopati, östrolerden çok. Osteopati masajı. <laughs> bu masaj hangi durumlarda uygulanıyor? Kimler uygulanıyor? Ya <laughs> ee, oste enteresan. osteopati masajı. Osteopati. E, aynen osteopati e, olarak geçiyor. E, elle uygulandığı için sanki e, masajmış gibi düşünülebiliyor. Ancak bu klasik yapılan masaj gibi değil. Yani ondan tamamen farklı. Farkı nedir? E, tamamen farkı hareketsiz vücuttaki dokuların hareketliliği ile ilgilenir. Osteopatik bakış açısına göre, felsefesine göre bir dokuda doku rahat hareket etmiyorsa, o doku doğru beslenmiyordur ve hastalanmaya müsaittir. Yani patolojiye doğru gitme eğilimindedir. Burada osteopat bu hareket kısıtlılıklarını tespit eder ve vücudu doğal olarak iyileştirme yoluna gider. Ancak burada osteopatideki en önemli şey, ee, tam patolojiye geçmeden, hani hasta organ o, doku eğer organsa ya da bir kemikse, bir kassa tam zarar görmeden, e, tam hasarlanmadan e, bunu yakalamak gerekiyor. Bunu e, geç kalındığı zaman e, doktorlarımız, uzman hekimlerimiz tarafından e, uygulanması gereken ilaç tedavileri oluyor. Ondan sonra biz tekrar hareket kısıtlıklarıyla ilgilenebiliyoruz. Hocam bu e, fizik tedavide ya da osteopatide Hı. tedavi yöntemleri uygulanırken bunun e, bir süresi var mıdır? Ee, ya da Bu süreyi neye göre ayarlıyorsunuz? Tedavi süresi hastadan hastaya göre değişiyor. Çünkü e, osteopatide olsun fizik tedavide olsun hastalık değil hasta vardır. Bize her başvuru yapan has, bel hastasına biz aynı tedavi uygulamıyoruz. Özellikle osteopati için konuşuyorum. Çünkü o bel ağrısının sebebi bir ayak bileği olabiliyor. ...başka bir bel fıtığının sebebi organla bağlantılı başka bir yapının gerginliği olabiliyor. Bazen bir diyafram gerginliği olabiliyor. Onların hareketliliğini biz gözlemliyoruz. Genelden özele doğru ciddi bir değerlendirme... ...bunun öncesinde ciddi bir anamnez alıyoruz hastadan, hikayesini dinliyoruz. Daha sonra vücuttaki fiziksel değerlendirmeyi genelden özele doğru yapıyoruz. Bu şekilde tedavinin süresini bazen haftada 2 3, bazen haftada 1, bazen e, ayda 1 şeklinde bile takip ettiğimiz hastalar oluyor. Osteopati için konuşuyoruz. Teşekkür ederim. Ya ben ederim. son olarak şeyi de merak etmek yani veya ben anladığım kadarıyla şöyle söyleyeyim. Fizyoterapi dediğimiz zaman bedenin fiziksel işte kemik ya da kas ile ilgili dışarıdan yapılan müdahale, kesinlikle. fiziksel müdahale hı hı. ya da tedavi yöntemi. Evet. Osteopati de sanıyorum bunun yanı sıra bunlara sebep olabilecek iç organlardan dışarıya kadar ve buna ek olarak e, kafatasıyla e, tüm kuyruk sokumuna kadar tüm yapıların birlikteliğini göz önünde Aradaki bulundurarak fark bu. Yani birisi biraz daha böyle derin de, de, yani evet. fizik tedavinin daha derinlemesine olanı evet, evet. osteopat ediyor. Evet, doğru mudur? Yani kesinlikle. ben bunu anladım. Evet. Ee, enteresan ilk defa duyduğumuz bir osteopatiydi Hı -hı. en azından. Ee, sene sayende öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. İnşallah anlatabilmişim de. Teşekkür ederim. Çok güzel, açıkça açıkça anlattınız, her şeyi anlaşılır şekilde. E, fizyoterapi ve osteopati bugün e, konuştuk ama hı hı. Son olarak e, söylemek istediğiniz bir şey varsa bu konuda, osteopati ve fizyoterapi konusunda. Hı hı. Daha sonra da şeye bağlayalım. Yani gündemimizde zaten e, dünyayı şu anda evlerine hapsetmiş bir Pandemiz pandemi süreci, süreci var. En son pandemi süreciyle de ilgili hı hı. E, bir görüşlerinizi alalım, hı hı. sağlıkçı olarak en azından, sağlık hı hı. çalışanı olarak da. E, kişilerin rahatsızlıkları ilerlemeden e, bu eğitimleri almış e, sağlık profesyonel profesyonelleri tarafından yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Hani Her beli ağaran ya da boynu ağrıyan kişilerin e, duydukları yere değil, aslında bu eğitimi almış kişilere e, yönlendirilmek yönlendirilmesi gerekiyor kendilerine emanet edecekleri kişileri iyi araştırmaları gerekiyor. Bir de şunu hatırlatmak isterim. Yani ağrıyı kesmek yerine ağrıyı tedavi etmeyi öneririm. Ağrısı olan bir bireyin ağrı kesiciyle doktorun tavsiyesi olmadan bir tek geçiştirmek için ağrı kesici alıp o bölgeyi yaralamaya devam ettiğini hatırlatmak isterim. Bunun için ee, uzman hekimlerimiz, biz fizyoterapistler, osteopatlar e, hastalarımıza e, yardımcı olmak için hazırız. Çok teşekkür ederim. Çok ben güzel ve değerli Dağit bilgileri paylaştınız. Hı -hı. Ee, pandemi süreciyle ilgili Hı -hı. söyleyecekleriniz varsa onları da alalım. Evet. Bu arada ondan öncesinde e, Muğla Milas'tan sevgili kardeşimiz Turgay Keklik, selam olsun sana kardeşim. Ee, oradan şu anda bizi izliyor. Teşekkür selamı ediyorum. var. De selam Başarılar diliyor. Ali Kaya dostumuz da aynı şekilde selamı var. Ee, bayağı bir izleyenlere de buradan selam olsun Teşekkür şu anda ederim. bizi. Ee, özellikle uzakta olduğu için ben Turgay kardeşime buradan selam göndermek istedim. Allah muvaffak etsin. Pandemi süreci olarak bir virüsle karşı karşıyayız, ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Bu özellikle yaşlı bireylerimiz, yani vücut dün, şeyde hayattaki her yaştan kesimi ilgilendiren bir durum. Çünkü e, rahatsızlık olabildiği gibi bu rahatsızlığı taşıyabileceğimizi de unutmayalım. E, bununla beraber özellikle e, bulunduğumuz ortamlarda maske takmaya, e, bu mesafemizi korumaya dikkat etmek e, zorunda olduğumuzu herkese hatırlatmak isterim. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. sağlık, dilinize sağ sağlık, yüreğinize <laughs> sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun Semih Bey. E, hocam e, çok güzel bilgileri paylaştığın için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hı -hı. E, değerli bir dostumuzun evladı olduğundan dolayı da ayrıca bir gurur duyarak da seni burada ağırladım. Çok e, sağ olun. Allah muvaffak etsin. Güzel bilgileri de paylaştın. Hı -hı. Gerçekten de ben işte e, bu yaştayım. İlk defa osteopati bugün sizin sayenizde duyduk ve öğrendik. Hı hı. Ee, Allah yolunuzu hep açık etsin. Çok teşekkür ederim Sağ olun. Ee, efendim teşekkür ediyoruz diyelim e, sayın Mehmet Ali Yılmaz kardeşime. E, bugün de Mega Radyo stüdyolarından canlı yayınlanan Sağlıkta Gelişim programının sonuna geldik. E, bugünkü konuğumuz tabii ki Özel Gelişim Hastanesi'nin başarılı sevilen hekimlerinden değerli kardeşimiz fizyoterapist ve osteopat Mehmet Ali Yılmaz ile birlikteydik. Hı hı. Fizyoterapi üzerine osteopati üzerine konuştuk. Onun dışında genel e, sağlık üzerine de konuştuk. Hı hı. E, değerli konuğumuzun bu konudaki bilgiler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, bu arada biz de e, Mega Medya Grubu olarak e, yayın e, ekibinde emeği geçen kardeşlerimle beraber sizlere selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Sevgili Marta kardeşim burada bizim e, bu değerli e, iletişimi en azından sağlık kurulum kuruluşuyla ilgili bizim kurumumuz arasındaki bir önemli bir köprü. Şu anda bizlerin sağlık alanında da sizleri bilgilendirmek üzere oluşturduğumuz bu programda büyük bir emeği var. Ona da teşekkür ediyorum. Buradan Ozan Yaşar sevgili genel koordinatör girişim hastanesinin ve Palmiye Hastanesi'nin değerli dostlar onun şahsında da bugüne kadar ağırladığımız misafir ettiğimiz bu konuda değerli bilgilerinden istifade ettiğimiz Tüm e, sağlıkçı ve doktor, hekim arkadaşlarımıza, bundan sonra edeceklerimize de aynı zamanda davet edeceklerimize de e, selam olsun. Tüm sağlıkçı ve bu sağlık e, kuruluşunda en e, e, ne diyelim en tepeden en aşağıya kadar bu kuruluşa emeği geçen bütün dostlara buradan selam olsun. Hepinizin, e, sizlerin de şahsında hepsine sevgiler, saygılar sunarım. E, efendim haftaya tekrar. E, Buluşacağız inşallah Allah nasip ederse. Perşembe günü programda ama ben tekrar bir e, üzücü bir haber size paylaşarak tekrar hatırlatarak bitirmek istiyorum. Tüm dostlara buradan selam sevgilerimizi yollarken e, dün e, gece itibariyle saat 11 civarında Van e, Gevaş e, üzer, üzerinde bir keşif uçağımızın düşmesi sonucu ikisi pilot olmak üzere 5'te de emniyet mensubumun olduğu 7 kişilik bir şehidimiz var. 7 şehidimize buradan Allah'tan rahmet, bundan şahsında da tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah ayrılarını sabır versin. Ayrıca Siirt Pervari'de de gece gelen bir haberde teröristlerle çatışmada 2 şehidimiz de orada var. 9 şehidimiz şu ana kadar gelen haberler içerisinde. Tabi üzgünüz şehitler olmasın, anneler ağlamasın diyoruz ama... Ee, sonuçta hayat devam ediyor. Bu vatana e, ihanet eden kim varsa da Allah belasını versin diyoruz. Ee, buradan e, sevgilerimizi, saygılarımızı e, tekrar yollayarak bir dahaki Sağlıkta Gelişim programı ya da özel hazırladığımız diğer panorama programlarında bir arada olmak ümidiyle tüm dostlara, tüm dinleyenlere sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın. Allah'a mağluk. Bundan konuşuldu. Sağ